Dostlar, bütün izleyenlere selam olsun. Bugün sizlere koyu balıkları hakkında bir video çekmeye karar verdim. Bu videoda koyu balıkları hakkında her şeye elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Özellikle büyük akvaryum ve havuzları olan akvaristler tarafından oldukça popüler olan bu balık, Çin'deki ve Doğu ülkelerindeki su yataklarında yaşamaktadır. Koi balığı büyük boyutları, hiç tükenmeyen iştahı, uzun ömrü ve insanlara karşı olan yakınlığıyla meşhurdur. Bunun yanında renk çeşitliliğinin fazla olması ve her koşula ayak uydurabilmesi de onu mantıklı bir gelir kaynağı haline getirmiş ve bu şekilde akvaristlerin gözünde daha çekici hale gelmiştir. Bunun yanında koi balıklarının çok derin bir tarihi vardır. Bu balıklara bulundukları ülkelerde bir batıl inanç olarak maddi ve manevi gelir sağlayacağına inanılmıştır. Örneğin sarı renkli koi balıklarının kişiye veya topluma para getireceği, kırmızı renkli olan koilerin ise azim ve çabalama gücünü getireceğine inanılmış. Bu yüzden insanlar işte vücutlarına bolca koi balığı dövmesi yaptırmak veya işte tablolarını evlere asmak gibi totemler oluşturmuştur. Yani şöyle bakınca aslında güzel görünüyor dövme, o kadar da kötü değil, yapılabilir bence. Çünkü insanlara göre, bu insanların inançlarına göre güçün nehir akıntısını geçip nehrin kaynağına ulaşabilirlerse çabanın ve azmin simgesi olan ejderhaya dönüşürlermiş koi balıkları. Ya bunların böyle derin bir tarihi var tabi. Ve bu derin tarihte işte Doğu ülkelerinde Çin, Japonya, buralarda çok meşhur. Giderseniz işte yolların kenarında heykelleri olur, işte dövmeleriyle falan gezerler insanlar. Böyle batıl inançlar bağlamışlar. Peki bu balığın beslenmesi nasıl olmalı? Doğru yem çeşidi. Şimdi koi balıkları doğası ve sindirim sistemleri gereği bitkisel ağırlıklı beslenmesi doğrudur. Fakat habitatlarında ağızlarına sığan her şeyi tereddüt etmeden yutmaktadırlar. Bunun yanında olabildiğince çeşitli yemlerle ve besin değerleriyle beslemek, onların renk canlılığını, hareketliliğini, büyüme hızlarını gibi bir balıkta görmekten zevk aldığımız özellikleri etkilemektedir. Eğer sürekli olarak protein ağırlıklı beslenirse iç parazit gibi iç organ hastalıklarıyla, eğer sürekli olarak bitkisel ağırlıklı beslenirse ise sindirim problemleriyle karşılaşılabilir. Bu yüzden en doğrusu iki besin değerini dengelemektedir. Denklemi eşit kurabilmek içinse koyu balıkları için özel hazırlanmış bu stik yemlerle veya işte vatozlar için hazırlanmış dip yemleriyle beslenebilir. Yine bu sizin Japon balığı yemi zannettiğiniz ama normalde koyu balığı yemi olan yemle de beslenebilir. Şimdi düzenli olarak verilmesi gereken bu yemlerin yanında takviye olarak işte ıspanak, maydanoz, morul, pilav gibi bazı sebze ve meyvelerde de verilmesinde fayda var. Yine işte bu canlı yem olarak eğer açık havuzlarda besliyorsanız, yani ister istemez suya düşen böcek türleriyle de işte veya işte suyun içinde üreyen sivrisinek larvası, su piresi gibi canlılarla da ister istemez beslenecektir yani. Pekala, akvaryum düzenine gelelim, su şartlarına gelelim. Pekala, büyük kütlesi ve hareket kabiliyeti gibi özelliklerden dolayı koi balığının daha çok havuzlarda bakılması doğru olacaktır. Yine de her balık başına 500 litre hacmini karşılayabileceğini düşünen akvaristler için akvaryumda beslemek bir sorun teşkil etmez. Fakat akvaryumda beslemek yer yer hem zor hem de masraflı olabilmektedir. İlk olarak koi balığı bahsetmiş olduğumuz gibi geniş bir yüzme alanına ihtiyaç duyar. Bu alan ortalama balık başına 500 litre civarıdır. Akvaryumda bu hacmi sağladıktan sonra cam sorunu baş gösterir. Çünkü her akvaryum için su kütlesi ne kadar artarsa camların karınlığı da buna bağlı olarak artar. Yani doğru orantılı olarak artacaktır şimdi. Şimdi hani çünkü bilirsiniz bir akvaryumun camın basıncı arttıkça camın kalınlığı da artması lazım ki dayanabilsin o kütleye. Hani balıkta şimdi hızlı yüzen bir balık, koyu balığı da camlara zarar verebilir. Yani aklınızda olsun.
İkinci olarak şimdi sazangiller familyasının büyük bir özelliğidir bu. Sudaki amonyak ve nitrat seviyesinin kontrolsüz artışı gelir. Bunun önüne geçebilmek içinse güçlü bir filtrasyona ihtiyaç duyuyor. Çünkü doğal olarak büyük balık büyük dışkı demektir. Filtre sağlandıktan sonra ise güçlü bir akıntı ve bol oksijen için suyu harekete geçirecek herhangi bir yönteme ihtiyaç duyulur. Bu bir su motoru veya işte küçük ölçekli bir şelale olabilir. Hani bildiğiniz gibi koyu balığı havuz balığıdır ya, işte bu havuzun görselliğini bozmamak için bir küçük şelale falan da takabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz. Pekala, akvaryum dekorları çok önemlidir. Genel olarak balığın yüzüşünü engellemeyecek ve güneş ışığının direkt olarak suya düşmesini engelleyecek su üstü bitkileri tercih edilebilir. Bunun yanında işte sivri uçlu olmayan kayalar, saksılar, kökler, işte dayanıklı bitkiler kullanılabilir. Fakat işte dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu da balığın yüzebilmesi için olabildiğince geniş alan bırakmak. Çünkü koyu balığı büyük bir balık, yüzmeyi seven bir balık, yüzmeye ihtiyacı olan bir balık. Bu yüzden ona olabildiğince alan bırakmalıyız. Şimdi balık yem yerken ve yedikten sonra normalin 3 katı kadar oksijene ihtiyaç duyar. Bu yüzdendir yağmurlu günlerde suyun pH seviyesi artacağı için yemleme yapılmaz. Aksi takdirde balık yeterince oksijeni sağlayamaz. Bu nedenler koyu balığının oksijene ihtiyacını açıklar niteliktedir. Yani bence öyledir. Yani şimdi yağmur yağdığı zaman bildiğiniz gibi suyun pH'i düşecek. Affedersiniz, artacak. Ve bu artışın balığa zarar vermemesi için yağmurlu günlerde besleme yapmayın diyorum. Pekala, koyu balığı hangi balık türleriyle beraber yaşar? 1. Japon balığı. Şimdi koyu balığı gibi sazangiller familyasından geliyor bu balık da. Kendisiyle çok fazla benzerlik olmasından beraber oldukça iyi anlaşırlar. 2. Pangasus köpek balığı. Şimdi boyutları koyu balığı ile yakın olduğu sürece uzun süre beslenebilir. Ama işte koyu balığı küçüktür. Pangasus büyük boyutlara ulaşmıştır. O zaman koyu balığı Pangasus için yem niteliğinde olacaktır yani. Böyle bir sorun var. Bu yüzden ikisi de eşit boylardayken bir sıkıntı çıkmaz. 3. Vatoz balığı. Şimdi hani Japon balığında demiştik ya, beraber beslenmesinler diye Japon'la vatoz. Neden? Çünkü vatoz Japon'un üzerine yapışıp mukozasını emip ona mantar hastalığına yakalanıyor. Ama koyular Japon balıkları gibi yavaş yüzücüler olmadıkları için vatozlar koyu balığını yakalayıp mukozasını ememez. Bu yüzden koyu balığı deri hastalıklarına yakalanmadan yaşayabilir vatozda. Böyle bir özelliği var. Yani yakalayamaz vatoz onu. Anladınız mı? Zaten genişte bir yerde besleyeceksiniz yani siz. Eğer dediklerimi yaparsanız, hani yapacaksınız ya. Bunu düşünerek söylüyorum. Şimdi 4. Astronot balığı. Boyutları birbirine yakın olduğu ve Oscar balığı agresif boyutlara ulaşmadığı sürece beraber bakılabilir. Fakat daha sonra Oscar balığı da doğası gereği saldırmaya başlayacaktır. Çünkü hani bildiğiniz gibi Oscar balığı agresif bir balıktır, monster tür. Eğer Oscar büyük boyutlara ulaşırsa koyu balığın boyutuna bakmadan saldırır, ben size söyleyeyim. 5. Arowana balığı. Şimdi bu şöyle, su şartlarının, ikisinin yaşadığı su şartları çok farklı. Bu yüzden su şartlarını dengelemekte çok sorun çıkartınız. Ama yaz ayı diyelim, her şey uygun diyelim. İkisi eşit boylardayken, akvaryumda genişken beslenebilir. 6. Tatlı su kaplumbağası. Ya bildiğimiz kaplumbağa, tatlı su kaplumbağası. Bu bizim Singapur kaplumbağası dediğimiz bu kırmızı yanaklı olanlar. Veya işte agresif türler olmadığı sürece, hani bazı domuz kapanı diye mesela bir kaplumbağa türü var. Acayip böyle agresif bir şey. Öyle bir şey olmadığı sürece koyu balığıyla tatlı su kaplumbağaları yaşayabiliyor efendim. Evet, koyu balığı bu şekilde. Üretimine başka bir videoda değinmek istiyorum. Çünkü çok geniş bir konu üretimi. Japon'u da öyle yapacaktım. Yapamadım. Başka bir videoda daha detaylı anlatırız. Koyu balığı ben severim ya. Koyu balığı iyidir. Ya güzel bir dekor, görsellik. Özellikle görsellik için. Yine üretimi çok mantıklı, çok güzel bir gelir kaynağı. Fiyatları zaten uçmuş gidiyor. Üretebilirseniz paçayı yırttınız yani. Neyse dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Hepinize